Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, Gezi Parkı eylemlerinde zor duruma düşen hükümetin dini argümanların arkasına saklandığını iddia etti. CHP atanan milletvekili Hasan Akgül ile birlikte mecliste düzenlediği basın toplantısında Gezi Parkı eylemlerine destek verirken öldürülen Abdullah Cömert'in faalinin halen bulunamadığını ve bunun sorumluluğunun hükümette olduğunu belirten CHP atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, olayla ilgili bir iş yerinin kamera kayıtlarının sivil bir istihbaratçı tarafından alındığı yönünde iddialar olduğunu kaydetti ve bu iddia acaba bu olayın üzeri mi örtülmek isteniyor sorusunu akla getiriyor dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın polise müdahale emrini ben verdim dediğini de anımsatan Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, bu müdahalelerde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. O zaman burada başbakanın bir sorumluluğu söz konusudur. Savcıları göreve davet ediyoruz diye konuştu. Hatay'ın hoşgörü, barış ve kardeşlikle simgeleşmiş bir il olduğunu da anlatan milletvekili Er Yılmaz, hükümetin bu kardeşlik ortamını bozmaya yönelik politikalar izlediğini savundu ve Hatay bir kuşatma altındadır. Suriye politikasından dolayı da ekonomik abluka altındadır. Oradaki silahlı gruplar güvenlik tehdidi oluşturuyor. Eli sopalı, sakallı, kim oldukları belli olmayan bir takım grupların polislerin nezareti altında insan avına çıkması tüyler ürpertici bir olay. Bu gruplar kimler? Bunların kimlikleri derhal ortaya çıkarılmalı. Hatta böyle provokasyonları kaldıracak bir yer değil. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Sivil toplum temsilcilerine karşı da yoğun bir baskı var ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Hasan Akgöl'de Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği olaya değindi. Hükümetin Gezi Parkı eylemlerinden sonra neden Reyhanlı'daki olaya bu kadar tepki göstermediniz şeklindeki eleştirilerine maruz kaldıklarını ifade eden Akgöl, 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği gün neden basın yasağı koydunuz? Neden bizim tepkimizi iletmemizi engellediniz? Hatay halkı ve tüm Türkiye Reyhanlı'daki olaya gerekli tepkiyi göstermiştir. Ancak bu tepkinin basın yasağı nedeniyle ülkenin her yerine ulaşması hükümet tarafından engellenmiştir diye konuştu. CHP atanan milletvekili Hasan Akgöl, Başbakan Erdoğan'ın 53 Sünni vatandaşımız hayatını kaybettiği ifadesini de kullandığını belirterek, önemli olan insandır. Ölenleri Sünni Alevi diye ayrıştırmak bir başbakana yakışmaz ki ölenlerin içinde Alevi vatandaşlarımız da vardı dedi.